Evet arkadaşlar, arkasına çevirdik kağıdımızın. Desenimiz arkada kaldı. Şimdi sırayla yapmaya çalışalım. İlk önce motifimizin çıkış noktasını belirlememiz lazım. Bu bulut olur. Yaprak motifleri olabilir. Çeşitli incelerseniz diğer desenleri ulaşabilirseniz çeşitli çıkış noktaları var. Bizimkisi bulut oldu. Şimdi daha dikkatli çizmemiz lazım arkadaşlar. Düzgün bir şekilde. Çünkü en düzgününü yapmaya çalışacağız artık. Dönüşlü yaprağı anlatmadım size. Kıvrılan bir yaprak. Onu da hemen aklımdayken anlatayım. Alt çizgi devam edecek arkadaşlar. Bu dönüşü sağlıyor. Üst çizgi alt çizginin üzerine binecek. Diğer yaprağın altındaki çizgi sanki aşağıdan geliyormuş izlenim yapacak. Yani şu dönüşü belli etmeniz lazım arkadaşlar. Yakınlaştırabilirsem şu şekilde. Bakın. Alt çizgi devam etti, bitti. Alt çizginin altından şuradan bir çizgi çıkıyormuş gibi, dönüyormuş gibi bir şekilde dönüşü sağlamamız lazım. Yani bu izlenimi vermemiz lazım. Devam edelim. Şimdi yaprağımızı çizdik. Karanfil motifimiz altta kaldı. Yaprağın altında kaldı. Şu şekilde düzeltebiliriz. Şu şekilde düzeltelim. Devam ediyorum. Yaprağın altından. Şöyle. Hafif bir düzeltme yaptık. Bakın. Kötü çizdiğinizde hemen silin arkadaşlar. Düzgün yapmaya çalışın. Kısmını düzgün bir şekilde yapalım. Meşirme kısmını ekleyelim. Karanfilimizin taç yapraklarını daha düzgün bir şekilde ekleyelim. Bu yaprak biraz aşağıda kalmış. Bunu biraz daha yukarıya çekelim şöyle. Hatta şöyle yukarıdan baktığımda şurası da iyi olmamış.
arkadaşlar, hani düzgün yapmaya çalışıyoruz. Şöyle motifi oturtmaya çalışıyorum. Benim mantığım hep şudur arkadaşlar. İlk önce benim beğenmem lazım. Sonra sizleri beğendirmem lazım. Tamamen sizin elinizde arkadaşlar. Hani en düzgününü bulana kadar arama yapacaksınız. Birçok kez çizip sileceksiniz. Olmayacak. Tekrar bir gün geçecek belki, yatıp kalkacaksınız. Ertesi gün daha düzgününü çizmeye çalışın. Sakın vazgeçmeyin. Biraz daha düzeldi. Bunu şu şekilde yapalım. Diğer tarafta bu tarafı, diğer tarafı sildiğimizde bunu düzeltelim. Yani şu an düzgün. Biraz oturttu. Dediğim gibi çok emek isteyen bir iş arkadaşlar. Ama bir o kadar da zevkli. Şimdi daha güzel oldu. Evet, bu motifimizi bitirdik. Şimdi devam ediyoruz. Daha ne motifimiz var? Takip edecek çizgiler birbirine. Biraz düzeltmeler yapabilirsiniz. Damar kısmını, sırt kısmını da yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Yine damar kısmını, sırt kısmını da yapalım. Evet, lale motifimiz bitti. Yine daha önce göstermişimdir. Şu şekilde çizikler ekleyebilirsiniz. Hem boyamada kolaylık olacaktır bunlar size. Sıra penç motifimize geldi.
Bu motifin şu an bir benzeri yok. Pardon, bu desenin bir benzeri yok. Motiflerden sıklıkla bulabilirsiniz ama bu şekilde desenler çok fazla var ama yani tasarım yeni. Tamamen kafamızdan yaptığımız tasarım. Dallar çok önemli arkadaşlar. Dalları, çizgileri birbirine takip edecek şekilde çizelim. Zaten dal eğrisindeki çizmemizdeki maksat en başta o, düzgün olması. Yapraklar motife ve dal eğrisine uygun olacak arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim ona. Basit yaprak motifi arkadaşlar. Bakın, hatta çiçeklerin durumuna göre de yaprakları küçülebiliyor boyutları. Şimdi sırada lalemizi yapalım. Lalemiz birçok şimdi şöyle şu dal eğrisini de mesela şunu düşünün arkadaşlar. Bunu bu şekilde çizdik fakat tabağa geçtiğinizde çizim fırçayla yaparken bunu bu kadar uzun çizemeyeceğiz. O yüzden bunu da bölmemiz lazım. Aynı şekilde bu lalenin dalı da aynı şekilde. Bakın burada kesildi. Bu kadar kısa çizgi çizersiniz. Devam edelim. Burada kesildi. Yine devam edelim. Kesildi. Şurada kesildi. Yani tamamen motiflerin altından geçti. Burada bitti. Şöyle baktığınızda birbirini tamamlayacak çizgiler. Yine dalımızı, pardon, lalemizi çizelim. Çanak kısmını çizelim. Süslemelerini aynı yapalım. Biraz büyük çizebiliriz. Dalını ekleyelim. Bunu da büyük çizelim. Dalarını yine ekleyelim. Turkuaz olabilir. Bunlar kırmızı olacak. Diğer lalemiz de bitti. Şimdi gülümüze, gül motifine geçelim. Bakın yine bunda da aynı şekilde motif dal eğrisi geldi. Kesildi burada. Yine devam ediyoruz. Bu kadar, bunu da bölmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü bu kadar uzun çizgiyi çizemeyiz. Yani birkaç kere de çizilir. O da hoş olmaz. Bakın, çanak kısmını tekrar düzenleyelim. Şöyle yapalım. Biraz daha hem büyütelim. Şimdi gül motifinin yapraklarını çizerken şu kısmı altta kaldı. Devam edelim. Kalın oldu. Evet, biraz kalın oldu.
kısmını ekleyelim. Bazen böyle ikilemde kalabiliyoruz. Acaba çıkışını göstersem mi yoksa laleğinin yaprağının altında mı kalsa diye düşündüm bir an için. Ekledik. Şimdi yapraklarını yapalım. Evet, şöyle duruşu güzel, laleğimizin duruşu güzel, karanfilimizi düzelttik, çiçek motifleri güzel. Evet, diğer bahar dalına çiçek motifine geçelim. Bunlar biraz kaba duruyor olabilir. Bunları salyangoz şeklinde yapabiliriz. Tamamen kendi elimizde arkadaşlar. Nasıl hoşunuza giderse... Biraz desenleri incelemeniz lazım, motifleri incelemeniz lazım. Arkadaşlar yine yardımcı olmaya çalışırım, çalışacağım da. Elimden geldiği kadar sizlerle video paylaşmaya çalışıyorum. Kolay olmuyor. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Yeni arkadaşlar için söylüyorum. Abone olanlar zaten olmuştur. Dolunu çizelim arkadaşlar. Desenimizi daha sonraki videolarda delim işlemini yapacağız. Deseni siz çizdiniz için delerken daha da kolay olacaktır. Çünkü deseni delmek de yani deseni bilmeden delmek daha farklı. Deseni bilip de delmek daha farklı. Geldi motifimiz, çizgiler devam etti. Yapraklar ve sondaki yaprak bile ona uygun şekilde. Bir taraftan da bakıyorum arkadaşlar, hani gözüme çarpan motiflerde büyük küçük olan var mı diye. Şöyle yok gibi. Devam edelim. Şimdi yaprak motifi var sırada. Tabii mesela buraya daha farklı bir
yaprak çizilebilir. Fakat şu anda aklıma gelen ya da yani vakit olmadığı için bu şekilde yapıyoruz. Dönüşü gördünüz. Tekrar çizdik alttaki yaprağı çizgiyi. Alttan bir tane daha çizgi çizdik. Bu şekilde. Arkadaşlar bu ilk videodaki çizgilik çalışmalarını kalemle de yapabilirsiniz. Yani eliniz fırçaya alıştığı kadar kaleme de alışacak. Motifimizi çizdik. Devam ediyoruz. Karanfilimizin çizgisi, dalayısı. Yaprağın altından geçiyor şu şekilde. Nokta nokta şeklinde gösteriyorum. Devam ediyoruz. Bakıyoruz. Evet. Tamamlıyor mu? Evet, tamamlıyor. Göz bunu fark etmeyecek arkadaşlar. Karşından baktığınızda tamamlayacak. Çanak kısmını çizelim. Parşömen kağıdını kırtasiyelerden alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta alırken mat olmasın arkadaşlar. Gösteren çizgi deneyin orada. Çizgi çizdiğinizde göstersin arka tarafı. Kalın olmasın. Yaprak çizelim. Şu şekilde güzel. Evet arkadaşlar, motifimiz şu şekilde. Şimdi bunu nasıl bölebiliriz? Onları yapalım. Şuraya bir çift dal yapalım. Şurayı silelim, arayı. Buraya bir tane yaprak ekleyelim. Şunu yapacaktım. Şuraya bir tane Gonca gül, açmamış gül ekleyebiliriz. Ya da bunu yapmayalım. Şöyle bir şey yapılabilir arkadaşlar. Şöyle olabilir.
arkadaşlar. Bunlar da düşünmeniz gereken. Yani yaprak da eklenebilir. Şimdilik yaprak ekledim arkadaşlar. Şu an aklıma bir şey gelmedi. Yani bunu da şunu söyleyelim. Çizdiniz, burada bıraktınız, devam ettiniz. Çizdiniz, burada bırakırsınız, yaprakları eklersiniz, devam edersiniz çizimle. Bunu da çizim aşamasında anlatırız. O zaman buraya da bir yaprak ekleyelim biz. Hatta şuraya da çıkış noktasına yaprak eklenir zaten. Ekleyebiliriz. Orada bir sıkıntı yok. Şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, şunlar çizgiler, dış çizgiler. Şimdi şurada bir boşluk var. Buralara yaprak eklenebilir. Yine buralara pentis motifleri eklenebilir, yarım. Ekleyelim hemen. Buradaki motifleri buraya taşımış olduk arkadaşlar. Bu şekilde düşünelim. Pentin yarısı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum.